arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle önümde duran bu harika çalışmayı yapacağız örümcekli hoş bir model atkılarda şallarda yazlık bluzlarda yeleklerde örebileceğimiz güzel bir çalışma bakınız modelimizin yapımı oldukça kolay çift taraflı kullanılabilen bir model şimdi yapımına geçeceğiz ben ince bir ip kullandım Şöyle ipim ince iki buçuk numaralı da tığımı kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıktaki tığları bu çalışmamızı örmek için e, kullanabilirsiniz. Her zaman ipimize uygun tığlar tercih etmeliyiz. İpimiz kalınsa daha kalın uçlu tığlar, ince ise daha ince uçlu tığları tercih etmeliyiz. Şimdi e, başlangıcına geçmek istiyorum modelimizi. Ön hatırlatmalarımızı yapalım. Birlikte çalışmamıza başlayalım. Bakınız modelimiz 1 Şöyle görelim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bu trabzan grubundan oluşmakta. Yani bir modelimizin kurulumu bir modelden diğer modeli 6 tane trabzan grubumuzun olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı ve katlarıyla aşağıdaki görmüş olduğumuz trabzanlarımızı ördükten sonra bu aşağısını önce hazırlayarak ne kadar büyüklükte öreceksek, yan öreceksek, şal öreceksek ya da yeleklerde, ceketlerde kullanacaksak yandan 6 ve katlarıyla bu alt zeminimizi hazırlayalım. Sonra üzerine iki sırada bir değişecek olan modelimizi yerleştirmeye başlayalım. Modelimiz iki sırada tamamlanmakta. Zeminimizi hazırladıktan sonra... Birinci örümcek sıramız, ikinci örümcek sıramız ve bitmekte. Daha sonra bir üst sırada aynı altta başladığımız modelimizi kurduğumuz şekliyle ve üstündeki şekliyle iki sıramızın sürekli tekrarlarıyla ve bu aradaki su taşlarıyla devam etmekte modelimiz. Evet şimdi ön açıklamalarımızı yaptıktan sonra iplerimiz de hazırsa hemen örmeye başlayalım. Yine aynı ipimle ben başlamak istiyorum ipimi aldım yan giden su taşımı örüyorum bakın ilk önce buradan devam ediyorum şöyle modeli bir kenara almak istiyorum şu tarafı alalım ve örmeye başlayalım 6 tane zincirimiz çekiyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 birinci zincirin içerisine gelerek batıyorum minik yuvarlağımı yapıyorum 3 tane zincir 1 2 3 tığımın başını doluyorum yuvarlağın içerisine giriyorum bir defa doladım iki defa da alıyorum bir iki iki trabzanım oldu doluyorum yine yuvarlağımın içerisine giriyorum bir ve iki üç tane zincirimi çekiyorum üç trabzanım sonrasında bakın zincirimizle birlikte üç tane oldu bir iki üç zincirimi çektim tekrar giriyorum yuva içerisine batıyorum bir iki oluyorum. 1 2. 3. tırabzanımı da aynı şekilde örüyorum. 3 trabzan 3 zincir, 3 tırabzanımı ördüm 6 zincirimin içerisine. Sonra bir üst sıraya yine 3 zincirle çıkıyorum. 1 2 3. Zincirimi çektim. Arkasını çeviriyorum. Aradaki şuradaki görmüş olduğumuz yuvanın içerisine bir defa dolayıp iki defa da ördüm trabzanlarımı çalışmaya başlıyorum 3 tane trabzanım ördüm yine 3 zincir tekrar 3 tane trabzan 1 2 ve 3 ikinci sıramda bitti biter bitmez 3 zincir 2 ve 3 çeviriyorum Tam ortaya 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Araya 3 zincir. Tekrar 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. 3 zincir çeviriyorum. 1, 2, 3. 3 zincir 1 2 3 2 tane model kuracak kadar örelim altı ve katlarıyla ördüm sayalım 1 2 3 4 5 6 birinci modelimiz burası olacak ikinci modelimiz için 1 2 3 4 5 6 2 model üzerine çalışacağız şimdi en son olan trabzanımdan sonra 3 tane zincirimi yine çekiyorum. Bu kez yukarıya doğru dönmüyorum. Hemen en son trabzanımın içerisine girerek su taşımı örmeye başlıyorum. Şurada yukarıya doğru giden bölümümüzü örmekteyiz şu anda. Şöyle netleştirelim. Evet şöyle bakınız yukarıya doğru çıkıyoruz. Şuradan yan çevirdim. Şuradayım. İkinci trabzanımı ördüm. Üçüncü trabzanımı örüyorum. 1 2 3 3 tane zincir bakın 3 tane trabzan 3 zincir yine 3 tane trabzanı örüyorum 1 2 ve 3 su taşımızı son trabzan üzerine yerleştirdim Şimdi ilmeği uzatıyorum. Tutuyorum elimle şöyle ilmeğimin altını çok devasa uzun da yapmıyorum, çok kısa da değil. Şöyle ortalama bir santim kadar alıyorum, elime şöyle tam ilmeğimin çıktığı yere tutuyorum. Sanki zincir örer gibi geçiriyorum ilmeğimin içerisinden ve ilmeğimin altından şöyle giriyorum, kapatıyorum. Bir tane tekli örümceğimi yaptım. Tekli örümceğimizi hemen şuradaki üç zincirin içerisine gelerek batırıyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Çıkıyorum. Teklenin arkasından giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar üzerine ikinci bir ikili örümcek yapıyoruz. İkinci örümceğimi çalışmak için ilmeğimi uzatıyorum. Alıyorum bakın zincir çeker gibi. Hemen aldığım ilmeği ikilinin üzerinden geçip bir daha örüyorum iki tane üst üste örümceğimiz oldu birinci tekli yapmıştık şimdi diğer 3 zincirimin içerisine bunu giriyorum yeniden bir örümcek daha çalışıyorum kapatıyorum başlangıçta bir örümcek çalıştım hemen öndeki bölümüme battım üst üste iki örümceğimi çalıştım diğer zincire battım bakınız diğer zincirimi yine tekli örümceğimi ördüm tığımın başını doluyorum bir sonraki şu görmüş olduğumuz 3 zincir içerisine girerek su taşımızı örüyoruz 1 2 ve 3 3 tane zincir ve tekrar 3 tane trabzan 1 2 ve 3 birinci modelimizi kurduk örmüş olduğum parçadan göstermek istiyorum. İlk su taşımızla başladık. Ara bölümümüzü önce tekli örümceğimizi, çiftli örümceğimizi, tekli örümceğimizi örüp su taşına geçtik. Su taşından giderken tekli, su taşına gelirken yine tekli, aradaki ise çiftli örümceğimiz olacak. Su taşından giderken tek örümceğimi örüyorum. Ortaya iki örümcek üst üste yapıyorum. Tek örümceğimi yapıp su taşıma geçiyorum. Su taşımdan giderken tekli, çiftli, tekli su taşım tekrar tekli çiftli tekli su taşım şeklinde örüyoruz su taşı ördüm uzatıyorum tekli örümceğimi örüyorum buraya batıyorum uzatıyorum şimdi ikili örüyorum üzerine bir daha uzatıyorum örümceğimi arkadan geçip kapatıyorum batıyorum tekli alıyorum ve en son şu görmüş olduğumuz bölüme şuraya su taşımızı kuruyoruz bir yani trabzanımı aldım iki diğer başlangıçta da bakın trabzan üzerine girmiştik burada da aynı işlemimi tekrar ediyorum başlangıç ve bitişi aynı şekilde 3 zincirimi çektim ve 3 tırabzanımı yeniden örüyorum. Bu kadar kolay. Bu birinci sırası modelimizin tekli, çiftli, tekli su taşı, tekli, çiftli, tekli ve su taşı şeklinde ördüm. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. 3 trabzan 3 zincirlik bölümümü örüyorum. 1 2 3 1 2 ve 3 Evet kenarımızı ördüm. Şöyle yine göstermek istiyorum bakınız. Kenarı ördüm. Yukarıya doğru su taşlarımız su taşı olarak devam edecek. Örümceklerimiz her iki sırada yenilenecek. Su taşımız ve kenar su taşıyla başlayıp su taşıyla bitecek. Şimdi ikinci sıramızı örelim ilmeğimi uzatıyorum bir tane örümceğimi örüyorum tekrar ilmeğimi uzatıyorum ikinci örümceği örüyorum iki örümcek üst üste örüyorum ve buradaki örmüş olduğum örümceği alt sıradaki ikilinin ortasına gelerek batıyorum bakınız alt sırada bir tane ikili örmüştüm onun içerisine giriyorum buraya batıyorum tekrar örümceğimi uzatıyorum yine iki tane üst üste örümceğimi örüyorum Buradaki örmüş olduğum örümceği ise ortadaki su taşı üzerine batıyorum. 3 tane trabzan 3 zincir tekrar 3 trabzan şöyle görelim su taşı çiftli örümcek batıyorum aşağıdaki çifte Tekrar çiftli örümcek su taşı. Evet. Tekrarlarıyla devam edeceğiz. Şimdi birlikte yapalım diğerini de. Uzatıyorum. Birinci örümceğimi örüyorum. Üzerine ikinci örümceğimi örüyorum. Alt sıradaki çiftli ördüğüm örümceğimin tam ortasına batıyorum. Tekrar uzatıyorum. Çiftli örümcek örüyorum. Birinciyi ördüm. Uzatıyorum ikinciyi ördüm iki örümcek üst üste kenardaki 3 trabzan 3 zincirlik bölümle modelimizin ilkini kuruyoruz bundan sonra hep tekrar bu kadar kolay çok da çabuk boyu kalkmakta emin olun çok severek de kullanabileceğiniz ve severek de öreceğiniz hiç karışıklığı olmayan bir çalışma zincirimi çektim. 3 trabzan 3 zincir 3 trabzanımı ördüm. 2 ve 3 Şimdi alt sırada yapmış olduğumuz işlemi tekrar ediyoruz. Tek örümcek, çiftli örümcek tek örümcek birinci tek örümceğimi alıyorum kapatıyorum bakınız alttaki ilk çiftliğinin içerisine giriyorum tekrar burada ikili örüyorum bir ve iki tek çift tek bakınız ikiliyi ördüm hemen diğer çiftli örümceğimin ortasına gelerek batıyorum uzatıyorum tekli örümceğimi örüyorum. Bakın bu kadar kolay. Tekrar su taşım için 3 tane trabzanı 3 zincir 3 trabzan 1 2 ve 3 tekrar diğer bölüme geçiyorum. Birinci örümceğimi uzatıyorum. Alt sıradaki ilk ikili örümceğin ortasına giriyorum. Tekrar ikili örüyorum. İkinci ikili örümceğimin içerisine girip batıyorum. Tekli örümceğimi ördükten sonra kenardaki trabzanlarımı örüyorum. Modelimizi ikinci kez kurduk zincirimi çekip trabzanlarımı 3 tane olana kadar örüyorum tekrar 3 zincir çeviriyorum yeniden kenar trabzanlarım üçünü örüyorum ikinci sırada ikili örümceklerimizin önce ilkini sonra ikincisini örüyorum aşağıdaki tam ikilinin bakınız birinci sıradaki ikilinin ortasına girerek batıyorum tekrar uzatıyorum birinci örümceğim ikinci örümceğimi örüyorum trabzanlarımı 3 trabzan 3 zincir olarak örüyorum trabzan grubumu ördüm şimdi arka arkaya birinci örümceği ikinci örümceği alttaki ikilinin ortasına batıyorum bir ve iki kenardaki su taşımı örerek tamamlıyorum iki defa modelimizi bu şekilde kurduk Hemen bakın boyu ne kadar güzel yükseldi. Örmesi de, görüntüsü de gayet şık ve kolay bir çalışma. Evet. Kullanmak istediğimiz şekilde örüp tamamladıktan sonra püsküllü çalışmak isterseniz şu şekilde püskülümüzü yapabilirsiniz. Hiç püskül çalışması yapmamış arkadaşlarımız için şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bakın çok fazla uzun bir çalışma yapmadım. Şu kadar yaklaşık 25 santim ipimi tutuyorum diğerini alıyorum tekrar çeviriyorum tekrar çeviriyorum 5 kat yaptım ve kesiyorum aradaki tutan bölümlerini de kestikten sonra diğer tarafı da aynı şekilde ortalıyorum şöyle tam ortalıyorum ve de bir yukarıda bir tam ortası bakınız arasına girerek şu şekilde bağcığımı geçirdim şimdi en sondaki şu yuvaya giriyorum şuradaki görmüş olduğum yere şu şekilde yaptım tam ortaladım hiç bilmeyen arkadaşlarımız için giriyorum tığ yardımıyla da yapabilirsiniz elinizle bütün ilmeklerimin geçtiğinden emin oluyorum. Bütün iplerimin bakın. Şöyle düzeltiyorum bu kısmı. Alt kısmı da arasından geçiyorum. Genişlettim bakınız burayı. Arasından şu şekilde geçiyorum ve sıkıştırıyorum. Sonrasında düzelterek hepsini eşit olarak ayarlıyorum ve bu şekilde en kolay şekliyle saçak kısmını çalışmış oluyoruz şöyle saçağımıza da görmeniz istiyorum hem araya girdim hem zincirli bölüme zincirli bölüm ve ara şeklinde ördük Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.